Yalçın Doğan, Merdan Yanar da bir hücrede çırl çıplak saati de alınıyor. Hücrede çırl çıplak kalıyor. İşkencenin mutlaka elektriki verilerek, falakaya yatırılarak, basınçlı su sıkılarak, askıya asılarak yapılması şart değil. Saatten, kitaptan, gazeteden uzak tutulması büyük bir manevi işkence, saatten haberi yok, saati bilmiyor, telefon yok, gazete yok, TV yok, kitap yok. Konuşabileceği bir kişi yok. Tek başına. Ayrıca, kantin kapalı. Gün kayboluyor, zaman yok oluyor, varlık tam bir başıboş bırakılmışlığa dönüşüyor. Korkunç bir boşluk. Kimden söz ediliyor? Nereden söz ediliyor? CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer dün sabah TV'de anlatıyor. Hafta sonunda Tele 1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ'ı tutuklu bulunduğu hapishanede ziyaret ediyor iki CHP milletvekiliyle birlikte yazının girişinde anlattıkları Merdan Yanardağ'ın hapishanedeki durumunun kaba özeti. O kaba özet tam bir zulüm. Saat ve saat, saatimi aldılar. Sonradan anladım ki, gözaltında iki gün kalmışım ama, içeride kaldığım süre içinde hangi gündeyiz, hangi zamandayız, hiçbir biçimde algılayamadım. Zamanı ölçememek, insanı günden ve saatten habersiz bırakmak korkunç bir işkence. Birkaç yıl önce, iki gün gözaltında tutulan, sonra serbest bırakılan bir arkadaşımın dışarı çıktıktan sonra ilk söylediği cümleler bunlar. Varlık ve zaman. Çakır Özer'in aktardığına göre, Merdan Yanardağ için de, geçerli. İnsanı zamandan soyutlamak. Varlığı ile baş başa bırakmak. Varlık ve zaman, varoluşçu felsefe yıl birlikte anılan düşünürlerden biri Martin Heidegger. Yaşadığı dönemde Hitler hayranı olarak ona yardım etse de, savaş sonrasında üniversiteden kovulsa da yazdığı kitap bugün felsefi değerini hala koruyor: Varlık ve Zaman. Kitaptaki felsefeye göre insan varlık olarak ortaya atılıyor, bırakılıyor. O bırakılmışlık içinde insan kendi tercihleri ve seçimleriyle yaşamını kurmaya çalışıyor. Özgürce ancak, Merdan Yanardağ ve onun gibi suçsuz olduğu halde hapis yatan sayısız aydın, düşünür, meslek sahibi insan. Kendi tercihlerini ve seçimlerini uygulamaktan alıkonuyor. Özgürlükleri ellerinden alınıyor. Varlıkları onlara yasaklanıyor. Kendi varlıklarını oluşturmaları zoraki olarak engelleniyor. İlk beş gün bilerek tutukluluğunun ilk beş gününde Merdan Yanardağ dışarıda ne olup bittiğini bilmiyor. Kendisiyle ilgili hangi tartışmalar yaşanıyor, kimler, ne yazıyor, ne söylüyor, hiçbirini bilmiyor. Sadece kendisi hakkında değil, ülkesinde ne oluyor, dünyada ne bitiyor, hiçbirinden haberi yok. Her insan için bu bir işkence. Hele de bir gazeteci için habersiz kalmak daha da büyük bir işkence. Tutuklanma süreci bayrama denk geliyor ya da getiriliyor. Her yerde olduğu gibi, hayat duruyor, örneğin hapishanede kantin ve kütüphane bile kapalı. Saati de alınıyor. Hücrede çırılçıplak kalıyor. İşkencenin mutlaka elektriki verilerek, falakaya yatırılarak, basınçlı su sıkılarak, askıya asılarak yapılması şart değil. Saatten, kitaptan, gazeteden uzak tutulması büyük bir manevi işkence. Bir kişiye ait en sıradan hak zorla onun elinden alınıyorsa bunun adı her türlü hukukta zulümden başka bir şey değil. Divan-ı Mezalim zulüm her çağda ve her ülkede var. Ama bunu önleyen kurumlar ve yasalar da var. Örneğin Anadolu Selçuklularında Divan-ı Mezalim adında bir kurum var. Zulmü engellemeye çalışan bir kurum. Günümüzde bu durumun anayasa ve yasalarla engellenmesi yasal çerçeveye oturtuluyor. Karşısındaki kavram adalet ahlak ve hukuk kurallarından oluşan manzume. Şimdi adalet zamanı işte, şimdi adalet zamanı. Merdan Yanardağ için de, ilk adımda tipten milletvekili seçildiği halde, anayasaya aykırı olarak hala hapis tutulan Can Atalay için de. Merdan Yanardağ'ın saatini almışlar. Bunun tek bir anlamı var, onu bir hücrede çırılçıplak bırakmışlar.